Herkese merhabalar. Geçtiğimiz haftadan itibaren ekonomik takvim açısından oldukça önemli veriler açıklandı. ABD tarafından gelen veriler, özellikle tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri piyasa beklentilerini şekillendirdi. 4 Ekim'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi analistlerin beklentilerini aşarak 254 bin olarak açıklandı. Bu pozitif sürpriz ABD ekonomisinin toparlanmaya devam ettiğini ve iş gücü piyasasının ciddi bir daralma olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bu verilerle birlikte ABD'deki resesyon endişeleri şimdilik ertelenmiş oldu. Bu gelişme piyasalara olumlu bir şekilde yansıdı ve yatırımcıların risk iştahını arttırdı. Ayrıca veri sonrası Kasım ayında Fed'in 50 bas puanlık faiz indirimi beklentileri swap piyasalarında azalma gösterdi. Eylül ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları da yayımlandı. Bu tutanaklar Fed üyeleri arasındaki faiz indirimi konusunda farklı görüşlerin bulunduğunu ortaya koydu. Çoğunluk 50 bas puanlık indirimi desteklese de bazı üyeler 25 bas puanlık indirimden yana oldular. Enflasyon hala yüksek oldu fakat azalma eğiliminde olduğu belirtilerek ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı. Tutanaklar piyasaların dikkatle izlendiği bir belgeydi çünkü gelecekteki Fed kararlarının ekonomik verilerle doğrudan ilişkili olacağı ifade ediliyordu. Ancak bu tutanaklar herhangi bir sürpriz bilgi içermediği için piyasalarda önemli bir volatilite yaratmadı. 10 Ekim Perşembe günü açıklanan TÜFE verisi piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti. Manşet enflasyon yıllık %2,4 olarak açıklandı ve Fed'in %2 hedefinin biraz üzerinde kaldı. Aynı gün işsizlik başvuruları verisi ise beklentilerin biraz üzerinde 258 bin olarak açıklandı. Ancak bu veriler piyasalarda büyük bir volatilite yaratmadı ve genel piyasa teması pozitif kalmaya devam etti. 11 Ekim Cuma günü açıklanan ABD ÜFE verileri ise Eylül'de bir önceki aya göre değişim göstermedi. Beklenti artışı %0,1 olması yönündeydi. Yıllık artış ise %1,8 oldu. ÜFE verisinin beklentilere paralel açıklanması piyasalarda volatilite yaratmadı. Önemli makro verilerin açıklandığı haftada Fed yetkililerinin açıklamalarını da takip ettik. Fed yetkilileri faiz indirimlerinin kademeli ve temkinli bir şekilde süreceğini belirtti. St. Louis Fed Başkanı indirimlerin aşamalı olmasını önerirken New York Fed Başkanı Williams ekonomide yavaş iniş hedefini vurguladı. Boston Fed Başkanı Collins iş gücü piyasasının güçlü olduğunu ancak faiz indirimlerinin veri odaklı olması gerektiğini ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Bostick ise bu yıl sadece çeyrek puanlık bir faiz indirimi beklediğini söyledi. Bu açıklamalar piyasalar için temkinli bir iyimserlik yaratarak Fed'in faiz indirimlerini dikkatle yürütme eğiliminde olduğunu gösterdi. 1 Ekim tarihinde piyasalar Kasım ayı için 25 bas puanlık bir faiz indirimini kesin fiyatlarken 50 bas puanlık bir indirimi %40 ihtimalle fiyatladığı gözlemleniyor. Bugün baktığımızda ise piyasalarda 25 bas puanlık faiz indirimi %89 ihtimalle fiyatlanıyor. Bu piyasaların kısa vadede daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini ve büyük bir faiz indirimi yerine daha kademeli bir indirimi olası gördüğünü işaret ediyor. Makroekonomik veriler etkisiyle dolar endeksi geçen haftadan itibaren %0,59 yükseliş kaydetti. Haftaya 102,55 seviyelerinde başlangıç yaparken en düşük 102,29 seviyesini gören dolar endeksi en yüksek 103,35 seviyesini test etti. Ağustos ayı başından itibaren dolar endeksi yükselişine devam ediyor. ABD tarafında verilerin olumlu gelmesi, doların hafta içindeki yükselişini desteklemeye devam etti. G10 para birimleri genel olarak dolar karşısında değer kaybı yaşamaya devam etti. Euro-USD paritesi %0,62 değer kaybı yaşadı. Haftaya 1,0970 seviyesinden başlangıç yaparken satıcılı seyir izleyen paritede geri çekilmeler devam etti. Veriler etkisiyle hafta içinde Euro-USD paritesi 1,09 seviyesinin altında da işlem gördü. Hafif alımlar gerçekleşse de zayıf görünüm devam ediyor. Ons altın haftaya 2650 dolar seviyelerinden başlangıç yaparken veriler etkisiyle Fed'in agresif faiz indirimi ihtimalinin azalması, rekor seviyeleri tazeleyen altının hafta içinde 2605 dolar seviyesine kadar geri çekilmesine neden oldu. ABD tarafında gelen ÜFE verisinin beklentinin hemen altında gerçekleşmesi altında yukarı yönlü harekete neden olurken jeopolitik risklerin etkisiyle dün 2667 dolar seviyesini test etti. Yukarı pozitif olarak seyrine devam ediyor. ABD hazine tahvillerinde ise faiz indirimleri beklentilerinin azalması ile Ekim ayının başında getiri eğrisi Eylül seviyesinde aşağısına gelecek şekilde geri çekilmeler gerçekleşti.
Bugün ise ay başından itibaren 2 yıllık ve 10 yıllık hazine tahvilleri yaklaşık olarak 40 baz puan yukarı yönlü hareket ettiği gözlemlenmiştir. Türkiye 5 yıllık CDS primi 266-71 seviyelerinde yer alırken CDS priminde düşüşler görülmese de şirketler yeni ihraçları hafta içinde gerçekleştirmeye devam etti. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 5 yıl vadeli olacak şekilde 350 milyon dolarla tahvilin getirisi %725 olan ihracını gerçekleştirdi. Gediz Elektrik Dağıtım AŞ 5 yıl vadeli olacak şekilde ve ilk 2 yıllık geri çağırma hakkı olmayan %9,25 getiriyle 400 milyon dolar tutarında ihracı gerçekleştirdi. Zorlu Enerji'den de yeni tahvil ihracı yapılması için görüşmelerin başladığı belirtildi. Şirketin 5,5 yıl vadeli olacak şekilde 800 milyon dolarlık ihraç yapması bekleniyor. Türkiye Varlık Fonu uluslararası piyasalarda 5 yıl 3 ay vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için bankalara yetki verdi. Görüşmelerin devam ettiği ihraçta büyüklüğü konusunda bilgi verilmedi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.